esiyor. Evet, bayağı esiyor. Evet. Herkese merhabalar. Güzel bir günde, rüzgarlı bir günde bir dolaşalım dedik ve bayağı bir aradan sonra Turan abiyle yalnızız. Ekip, herkes bir yerde bugün. Biz de ikimiz dedik bari gidelim bir yerlere, dolaşalım. Çünkü çok rüzgar var, herhalde şehir içinde gezeceğiz. Öyle bir durum var. Tabii Turan abi de bu arada Afrika TV'ni sattı ve yeni bir motor var şu an onda. Şimdi söz Turan abi de, neymiş onu görelim. Merhaba dostlar. Kenan'ın da dediği gibi bugün bir şehir içi gezisi yapalım dedik. Hava güzel ama çok rüzgarlı. Yarın daha da kötü olacak. Bugün cumartesi günü. Pazar günü bayağı bir fırtına diyor. Çöl tozlarıyla birlikte gelecekmiş rüzgar. Ben motosikletimi evet sattım. Bugün sevgili Arda'nın daha önce kanalımızda tanıttığımız XADV'sini kullanıyorum, sağ olsun. Ona da buradan bir teşekkür göndermiş olayım. Şehir içinde scooter ya da scooter ruhlu bir motor kullanmanın ne kadar avantajlı bir şey olduğunu da açıkçası test ediyorum, yaşıyorum ve hayret ediyorum. Büyük CC motorla tabii zorlanıyormuşuz arkadaş, yani şimdi bunların tekerlekleri daha küçük, fırt fırt istediğin araya giriyorsun, çıkıyorsun. Çok daha keyifli. Ankara'da bildiğiniz gibi havalar ısındı. Birkaç gündür 20 derecenin üzerinde. Hatta dün 24 dereceydi. Bugün de 22 diyor. Sezonu da ufak ufak açıyoruz. Açıyoruz da bir taraftan da kara kara düşünüyoruz değil, evet, mi Kenan? Ne evet, olacak kesinlikle bu işler? Kara kara düşünüyoruz. Nereye gidiyoruz biz? Yani şimdi şu anda şu benzin ibremi gördükçe düşünmeden edemiyorum. En son işte bizim Amasra gezimizden dönüşte, şimdi fişini de şuraya koyarım bir yere. Evet. Fişi de duruyor. 8 küsürü almışım litresini. Şimdi bugün artık almam gerekecek. Bakalım kaça alacağız, kaça da olacak. Vallahi bilmiyorum. Vallahi ben XADV'yi aldığımda bak XADV satıştaydı. Satışta durduğu mağazadan gittik, aldık motoru. İki bakla yakıt vardı içinde. Evet. Dün doldurdum. 172 lira aldı. Evet. Bu motorun zaten deposu 13 litre. Evet, evet, aynı bizler gibi neredeyse. 13 evet. litre. Onu bırak, sabahleyin yarımdan fazla, yarı depodan fazla arabamda yakıt vardı. 3 çeyrek yakıt vardı. Evet. Gittim benzin aldım, 500 lira aldı arkadaş ya. Felaket. Yani nasıl çıkacağız bu işin içinden ben de bilmiyorum. Felaket abi, bilmiyorum, ben de bilmiyorum. Hayırlısı olsun. Yakıtı bir tarafa koyalım hadi. Koyamayız ama tut ki koyduk. Motor fiyatları dün ayın 1'inde işte 1 Nisan'da 1 Nisan şakasını yaptı bütün ithalatçılar. Evet. Fiyatlar aldı başını gitti. Geziyorum 2 gündür, soruyorum. Motor bayilerini geziyorum. Bugün de işte şimdi Kenan'la niyetimiz öyle, birazcık bayileri gezelim. Ne oluyor, ne bitiyor, onları anlayalım diye. Motor da yok arkadaş ya. Motor da yok. Yani motor da yok. Motor büyük da yok. Büyük CC'den kasıt 500 CC ve üzeri motorlar Honda tarafında Nisan sonu, Mayıs sonu, Haziran başı diyorlardı. Şimdi Temmuz başına kadar o evet. şeyi de sarkıttılar. Ya abi, Temmuz başında motor gelecekse, insanlar alabilirse o motoru alıp da bir ay iki ay mı binecekler? Sonra sezon bitecek. Yeni modelleri gelecek. Nasıl işler bunlar? Benim aklım ermiyor yani. Maalesef çok kötü abi ya. Çok kötü günler geçiriyoruz. Hakkımızda hayırlısı umarım. Yani, İyi bir şeyler olur ama çok da ümidim yok. Onu diyordum yani. Ne alacaksın diye sorular oldu. Açıkçası söylemek gerekirse NT1100 Honda'nın yeni bu Afrika Twin motorlu ve şaseli yeni modelini çok arzu ediyordum. Sadece arzu etmekle kaldım yani. Evet, durum onu gösteriyor. Evet. Ne olacağı da belli değil.
Honda Aralık diyor, getirmiyor falan. Garip bir şey ya. Aralık'ın son haftası ya da sondan bir önceki haftası gelecek dendi. Bakın, Nisan'ın ilk haftasındayız. Hala fiyat listesinde fiyat yok. Fiyat listesinde bile yok motor yani. Bırakın gelmesini gitmesini, yeni fiyat listesini almadı Honda o motoru. Artık ya ben anlamıyorum abi ya. Valla Kenan, evet, yani evet, birazcık evet. Da kızıyorum bu duruma. Yani Türk motosiklet kullanıcısını niye kandırırsınız ki ya? Bunun bir ya, Avrupa'da insanlar aldı da 10 bin 15 bin kilometre yol yaptı o motorlarla. Ya bizde yok motor yani. Nedir amaç, nedir? Eldeki küçük motoru bitirmek midir? Diyorlar, bir ara söylendi, yetkililerle konuşuyorum işte imkan buldukça. Dediler ham madde sıkıntısı var, çip krizi var. Abi ham madde sıkıntısı, çip krizi bir tek Türkiye'ye mi var yani? Diğer ülkelere yok mu? Türkiye'ye gelen motor, Ocak, Şubat, Mart aylarında gelen motorun hepsi 250 cc, çok az miktarda, gerisi 125 cc ya. Hayır şimdi her ay fiyat da arttığı için ya, evdeki hesaba da uymayacak değil mi bundan bütçe sonra? Bütçe yapamıyorsun. Bütçe kardeşim, yapamıyorsun. Motor için bütçe yapamıyorsun yani. Evet. Ne o, nihayeti iki teker alacaksın yani. Bir bütçe ondan sonra da oluşturamıyorsun. O para yani. O motora verilir mi diye bu sefer başlıyorsun evet. Düşünmeye yani. Sonuçta motor diyorsun. Tamam abi, çok parası olan adam için önemli olmayabilir ama benim çok param yok yani. Evet. Ben bunu ince hesaplar yaparak alabilecek durumdayım ama hesap bile yaptırtmıyorlar adama evet, yani. Evet. Vay, bu arada iyi rüzgar var. Çok ha. Rüzgar var gerçekten. İnanılmaz bir rüzgar var. Neyse, bu kadar ağlamak yeter. Yani çözümü yok bu işin. Evet, ne yazık ağlasak ki. Ağlasak da zırlasak da çözümü yok maalesef. Evet. Çözüm bizde değil en azından. Hayır kesinlikle bizde değil. Yani bir taraftan vergi yükü çok ağır, bel büküyor. Sırtımızı evet. Kaldıramıyoruz. Bir taraftan da işte kazanç kaygısıyla ithalatçıların politikaları. Öyle bir abuk subuk bir durum oldu. Zaten benzin yani. Fiyatları bilmem aldı ne falan. Gitti. Yani hiçbir şeyin tadı kalmadı ya. Tadı kalmadı yani. Vallahi doğru söylüyorsun. Şu videoları kendine. Çekmek bile yani tadı kalmadı hiçbir şey. Evet, makus talihime doğru yaklaşıyorum. Cenaze şeyini çalın. Dur, ben de bakacağım. Bu anı kayıtlara geçmek istiyorum. Ölümsüzleştirelim. Evet. Abi doldur bakalım da makus talihimizi görelim. Vay kardeşim benim, doldur dedi ya. Doldur be meyhaneci. Doldur dedi ya. Abi gerçekten. Doğru mu yapıyorum bilmiyorum ama. Evet. Rakamlar artıyor. Tahmin alayım Kenan. 200'ü geçecek abi. 200'ü geçer diye tahmin ediyorum. Araba gibi ya. Şuraya bakar mısın? 100 lirayı geçti. Durmadan gidiyor. 8 litre 150 lirayı geçti. Bir baklaya düşmüştü. Bakalım ne alacak. Evet. 189. Vay be. 9.9 litre. Yeter. Doldursan yeter abi. Tamam. Taşırmayalım mı? Taşırmadan abi şöyle alırsan sevinirim. Sağ olasın. Evet Kenan kardeşim, 190 liralık oldu. 190 lira abi. Bunu biz bu işlere başladığımız 30 liraya yapıyorduk. Teşekkürler. Maziye geçen baksan. Geçen sene 70 lira falandı yani. En son Amasya'ya falan gittiğimizde galiba. Maziye baksak ne kadar şendik. Evet. Evet. Görüyoruz. 190 lira, 9.9 litre, yaklaşık 10 litre 190 liraya doldurduk. Ya dostlar, hava şu an 21 derece.
Gerçekten çok güzel fakat rüzgar bir esiyor, adamı motorun üstünden alacak gibi yani. Bu arada hafta içi Turan abi benim motorumu sağ olsun bakıma götürdü. Ben tacizlerine dayanamayıp en abi sonunda... Şu motoru bir götürsene sen benim adıma falan. Sağ olsun beni hiç kırmadı. Götürdü, güzelce bakımını yaptırdı. Şey bakımını, 6000 bakımını. Bu arada tabii bakım. Motorum 4300 kilometrede daha. Ona rağmen şu 6 ay mevzusundan dolayı bakıma sokmak zorunda saçmalık kaldım. Dostum, saçmalık dostum, başka yani. Hiçbir başka şey, bir değil şey değil yani. Ona takık durumdayım saçmalık zaten. Saçmalık yani. Neyse baktırdık. Sağ olsun bir de güzelce yıkattı motoru. Yaklaşık kaçlı tuttu? 450 lira gibi filan. 50 lira gibi 50 bir şey rakam bir tuttu. Şey. Hani... Yapılanda yağ filtresiyle yağ değiştirdi. Genel kontroller yapıldı. Genel kontroller 450 lira hava falan gibi bir şey tuttu. Hava filtresine kadar baktılar sağ olsunlar. Hani belki bize özel biraz da fiyatla yapmış olabilirler. Yaptılar yaptılar. Şeyde, hani bir 50 lira 50 lira daha belki düşüktür yani evet. Odur yani maksimum. Evet. Şeyde genelde destek olabiliyorlar işte işçilik saatinde. Evet. Sağdan mı gidelim? Sağdan git direkt şeye girelim ya. Ha. Velhasıl 6 aylık şeyimizde yaptırmış bakımı olduk motor bakımı. Oldu. Ya yaza hazırız ama yaz bize hazır mı? Yani bu benzin fiyatları falan filan. Şimdi arkadaşlar durduğumuzda belki birazcık çekme imkanımız olur ama en azından şey de var. Kanalımızda Arda Aktar'ın o güzel sesiyle şarkı söylemiş olduğu videosunda bu XADV'nin tanıtımı vardı. Bu 2020 model ve 5100-200 kilometrede daha. Ben XADV daha önce Kenan da sürmüştü, ben de sürmüştüm. Evet, çok, çok güzel motor. Çok beğenmiştik o zaman. Neden çok beğendiğimizi de şimdi daha iyi anlıyorum. Hem çok ekonomik, hem çok konforlu, hem de scooter'ın bir tık üzeri. Scooter değil bu yani. Ya da şöyle düşünün, arazi marazi tamam onlar birazcık oyuncaklı işler ama donanımı itibariyle scooter'ın bir tık üzeri gibi duruyor. En azından 750 cc'lik çok güçlü bir motoru var altında. Ekonomik ve güçlü motor değil mi? Ekonomik NC'de ve güçlü. Kullanılan motor evet. Herhalde bu. Evet, evet. Ha ama sele altı bagajı küçük normal skuterlere göre. Bir tam boy kaskı anca alıyor. Ama bu motorun orijinal arka çantası var. Anahtarsız çalıştırma gerçekten çok büyük konformuş. Yani yaşadıkça insan anlıyor onu. Şimdi motosiklet satış noktaları seyahatimizin birinci bölümü olan Yamaha Baydar'a gidiyoruz. Bakalım Yamaha Baydar'da neler oluyor? Hondalar Yamaha'ya geldi. Bakalım içeride kaç yüz milyon bin tane motor var. Hanimiş yokmuş hiçbir şey. Ferhat'cığım kolay gelsin. Ne var ne yok? Ya biz motor almaya gelmiştik de. Tamam hangisini? Bilmiyorum ki vallahi. Şu iyi görünüyor ama. Neyse konuşuruz. İşine bak da. Merhabalar. Kenan. Sen herhalde Tristi falan alırsın. Şu Tristi'yi yani. Alırsın. Ben de şu Tracer 900 GT'yi alayım olmazsa. Vay arkadaş ya ne hale geldik ya. Motor yok ya. Gördüğümüz gibi motor yok. Evet. Yamaha Baydar gezimiz çok kısa ve patlak olarak sonuçlandı. Şimdi diğer motor satıcılarına gidelim. Ama yani söyleyeyim gittiğimiz her yerde durum çok farklı olmayacak. Java'lar nerede? Bir de onlara bakalım. Arkadaşlar şimdi Java RVM adı altında üretiliyor. RVM Java.
500 cc. Endonezya'ymış galiba onlar da, değil mi? Tabii. Özü Çek, fakat Endonezya'da üretiliyor motorlar. Adventure bir modeli var. Şimdi ben o ki Savaş'la çok merak ediyordu onu. Onun hakkında epey bir araştırma yaptım, videolar izledim filan. Honda'nın CB500X motorunu o motora koymuşlar abicim. Hadi bakalım. Hadi sen çık, ben de çıkayım. Abi bu nasıl bir rüzgar Kenan? Çok rüzgar. Gerçekten çok rüzgar. Çok bu arada karşı Elma Dağı karlı gözüküyor. Bizim orayla da geçtiğimiz bir videomuz var. Onu da şuradan izleyebilirsiniz. Donarak. Oradan biz birkaç kere geçtik. Birinde donduk. Birinde tam donduk. Tam canım. Donduk. Yani öyle böyle de. Evet, şimdi Moto Tan'a geliyoruz. Yine Birlik Mahallesi'nde. Moto Tan ve Dynes mağazalarını bir Ankara'da olan motorcular bilir. Sevgili Tansu kardeşimizin işletmesi. Kendisi de ağır halleyicidir bu arada. Aslında aksesuar ve bot, mont, eldiven, kask, o tip malzemeleri satıyor ama aynı zamanda da NK serisinin de satışını yaptılar önceki senelerde. Şimdi de Java ile bir anlaşma yapmışlar anladığım kadarıyla. Evet dostlar. Merhabalar. Nasılsınız? Ne var ne yok? Şu şeyleri bir görelim. Gel Kenan. Gel abi. Ne var ne yok. Evet, şurada güzel bir Harley. Bu sevgili Tavsun Harley devresini. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Bunlar Java'lar ha şimdi. Evet. Şimdi bu üçlü çanta setlisi. Aynı motor ikisi. Hmm. Birbirinin. Zaten motor biliyona şöyle yandan bakınca da ne kadar Honda bu diyor ya diyor. Değil mi? Evet. Şey çok iyi yalnız Kenan. Donanım çok iyi. Lastikler metreler. Efendime söyleyeyim şeyler göstergeler bir tek eski kalmış. Kaliperler Honda'nın Nissin kullanır Honda. Bunda da Nissin. Ondan sonra şu amortisörleri neydi bunları? KYB diyor. Ha, Kayama. Tamam. Şamur sıyırcılar. Abi, bir tek göstergeler eski kalmış abi ona. O işte tipik China. Evet. Bu Endonezya galiba üretimi. Bu Endonezya yapımı. Bunda devir saati. Debriyaj bayağı yumuşak. Diğer kısmı. Tabii canım tel debriyajı. Çok yumuşak debriyajı. Şurada bir USB var. Şurada bir de ya çakmak soketi var. Bu senenin enteresan motorlarından olabilir bu. Yani değişik. Evet. Ne oldu, fiyatlarına bir şeyler geldi mi? Daha değil de gelecek herhalde. He. Yakında açıklarlar. %15-20 olabilir. Olabilir. LED farlar mı? LED. Ha, bütün aydınlatma LED. Nissin dedik. Bak şey Kenan. Koruma demirleri standart üzerinde geliyor. Karter muhafaza standart üzerinde geliyor. YouTube'da videolarda sesini dinledim. Artık televizyondan ne kadar dinleyebiliyorsak ama. Yine çift çıkışlı hoş bir egzozu var. Evet. Ondan sonra vites göstergesi var. Bu üçlü çanta setleri, çanta setli olanı, şeyleri kaset tipi değil, çanta seti takmak isteyenler için özel çanta tutucu yan demirleri var. Ama güzel tarafı sadece arka çanta takmak isteyen için hazır çantada taşıyıcı döküm demiri üzerinde geliyor. Gayet. Olmaz mı? Olur ya. Niye olmasın ki? İki teker değil mi? Güzel, fıstık bayağı gibi heybetli duruyor şeyle birlikte. Hatta gaga maga. Gayet güzel.
şeyi çok yandırıyor. CB500X'i farıyla bile, ön farı bile. Değil mi Coşkun Hocam? Yani çok yandırıyor. Hani oturma pozisyonu oldukça aşağıda duruyor ki o çok güzel bir şey. Böyle 1.75 ve üzeri çok rahat. Hatta yani daha bile kısa boyluların rahatça binebileceği bir motor. Evet. Görmüş olduk dedik. Bu da 500. Bu da Naked. Evet, yine aynı motor. 500 bu da. Tam bir kafe racer yapmışlar. Evet. Hatta bir modeli var. Yeşil miydi onun rengi? Yeşil efsane. Şeyi de, selesi de böyle taba rengi gibiydi. Kahve. Scrambler bu. Scrambler. Yani. Gayet şık. Şeyde YouTube'daki incelemelerinde baktığımda vites sisteminin, şanzımanının falan çok rahat çalıştığıyla ilgili. Ya Honda bir malzeme kullanıyorsa muhakkak ki iyidir. Yani, arkadaşlar pegler megler yani öyle hani China değil ha bu. Bayağı her şeyi kalite. Hatta videolardan hatırladığım kadarıyla şu lastikleri isterseniz çıkartıp daha arazi odaklı sürüşlerinizde ayağınız kaymasın diye, çamurlanırsa diye çok rahat şu şekilde çıkartıp tekrar takabiliyorsunuz. Ha, yapmış yani adam. Güzel. Evet. Evet. Yani neden olmasın arkadaşlar, yani fiyat performans ürünü diyebiliriz yani. Tabii şartlarında. Şu anki şartlarda tabii, bir de satış sonrası servis ağı falan nasıl olacak onu da bilmek lazım. Arkadaşlar kolay gelsin. Kolay gelsin. Görüşürüz. Biz de orası. Bizim asıl gideceğimiz yer aslında bir kaleye gidip vallahi bir Türk kahvesi Türk içelim. Kahvesi içmek istiyoruz kalede. Hadi Ankara bakalım Kalesi'nde. O zaman ufak ufak geze geze kaleye gidelim. Oradan da dönüşte belki Honda Tanso'ya ya da Efe'ye uğrarız belki. Belki. Böyle. Bakarız duruma artık. Gezmeye bugün devam. Canımız nereye isterse oraya. Evet. Şimdi kaleye gidiyoruz değil mi? Evet, şimdi kaleye gidelim abi. Hadi bastır önden git geliyorum. Evet, Ulus'a doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bir Ankara Kalesi'ne size hiç götürmedik. Götürmedik. Bir oralara evet, gidelim. Bir de oraları, tarihi yerler tarihi şöyle. Tarihi yerlerimizi görün Ankara'nın. Hadi bakalım. Aa, bu iş iyi oldu ha. Orada şimdi kahve içeriz. Açık kısak bir şeyler yeriz. Evet. Güzel güzel. Maksat işte geziyoruz. Bir piyasayı görüyoruz. Neymiş ne değilmiş. Şu kıştan piyasa, çıktık. Piyasada diye bir şey yok. Görülecek bir şey falan bir şey yok Kenan. Yani şu anda havanda su dövüyoruz biz yani. Evet, motor evet. Falan yok da. Evet. Dilimize pelesenk oldu. İşte o öyle oldu, bu böyle oldu. Fiyatlar şöyle oldu. Evet yani. Falan yani konuşup duruyoruz. İthalatçı firmalar ya da işte distribütör firmalar diyelim ki Yamaha, Honda biliyorsunuz kendi organizasyonları, Türkiye kuruluşları. Başlarında Japon amcalar var yani. Sonuç olarak diyoruz işte şöyle böyle falan filan, o mu bu mu? Yok abi, motor yok. Motor bile yok. Listeler durmadan güncelleniyor. Hanimiş motor yokmuş. Yok. Durumumuz budur. Ya şimdi bu Java'lar falan filan güzel de acaba ya, ileride tabii, yani, ne olur? İki parçası bulunur mu? Şimdi distribütör ben, iki yıl sonra ortadan kaybolur mu? Ya birçok kaliteli markada bile bu durum oldu. Tabii. Kawasaki'de, Suzuki'de, Piaggio'da, Peugeot grubunda yani çok sıkıntı yaşandı. Onlarda bile ithalatçı işi bıraktı.
Kim Koda öyle oldu hatırlasana ya. Evet. İnsanlar İstanbul'da o yüzden çok vardı. İşte. Parça bulunamadı. Yani şimdi şöyle de düşünmek lazım. Şimdi bu motorlar illaki bir gün gelecek, satılacak. Evet. Bir şey olacak. Mesela sen şimdi Afrika TV'ni sattın. Sattın evet. Hemen. Fazla durmadı. Hemen satıldı. Satıldı evet. Gitti. Ama işte mesela satman icap edecek. Acaba ikinci elde yani, nasıl olacak falan. Yani bunları iyi değerlendirmek bu lazım. Bu risk her zaman var Kenan. Tabii, yani bu tür motorlarda alırsın, sıfır alırsın ve ilk ve son sahibi olma riskin var. Yani. Var. Ya da çok evet. Zararına verme şansın var. Ya da zararına satma. Tabii. Yani önce o motorun piyasada bir anlaşılması, tanınması, satış sonrası, kullanıcı yorumları, kronik arızaları var mı yok mu? Yok mu? Her şeyi değerlendirmek lazım. Satış sonrasında firmanın yaklaşımı nasıl? Bunlar çok önemli şeyler. Çünkü motosiklette parça yeri geliyor. Yani al işte Mehmet Kuruüzüm'ün denge sensörü arızalanmış. Evet. Motor yan ayağı aldığınız zaman stop ediyordu. Evet. Abi bir küçücük bir şey göstergenin altında evet. Ya eğer bulamazsan o parçayı yani düşün, satıcı motor. Arkasında durmaz da o parçayı getirtmezse tabii. Bittin abi yani bitti. Bütün şeyin eziyete dönüşecek. Motoru yan ayağı alınca stop ediyor ve bir daha çalışmıyor yani. Evet. Motor o civalı bir şeymiş evet. Hep kendini yan ayakta zannediyor. Evet, evet. Ama işte böyle büyük firma oldu mu bir bakıyorlar hemen liste şeyinden sistemlerinden sipariş verdiler. 2 hafta bile sürmedi zırt dedi geldi yani. Bunlar önemli işler yani. İşte distribütör önemli alacağım motorda tabii, da. Tabii. Bilmiyorum ya çok şey neyse boş ver neyse, biz gezelim aman, ya. Vallahi canım sıkılıyor iyice konuştukça boş ver. Boş verim ya biz gezelim bir kaleye gidelim kahve ha. İçelim. Haydi bakalım. Bu arada hani Turan abi demiştim ya bakım yaptırdı motoruma. Yaklaşık 4275 kilometre olmuş motorum ve ortalama yakıt tüketimimi ben hiç sıfırlamamıştım o günden beri trip ya, B'de evet, duruyordu. O gün çok 3.3 litre arkadaşlar. Evet, çok takdir gördü o durum. Evet 3.3 litre. Şimdi hatta orada bir takipçimiz vardı. Onun da XMAX 200 şey. Bu arada Atakır'ın önündeyiz. Forza 250 2020 model kullanıcısı vardı bir tane. Servisteyken motor çıkarken ya yakıt ortalaması 3.3 harika filan diye konuşulunca dedim ben tabii çok hakim değilim Kenan'ın motoruna. Ondan sonra ya çok iyiymiş filan deyince ben de döndüm sende ne motor var dedim. Bende de Forza var abi dedi. Niye fark ediyor böyle dedim. Benimki 2020 model dedi. Şimdi evet. İddia o Euro ki Euro 5'e geçti ya bunlar. Evet, İddia o ki 2020 model ve öncesindeki Forza'ların yakıtının daha 4.2 litreler olduğu gibi bir konuşma geçti orada bilmiyorum. Kullanan, sahibi olan arkadaşlar varsa lütfen videonun altına da. Ki yani ben biliyorsunuz çok şey de kullandık. Hani uzun yollarda performanslı sürüşlerimiz oldu. Tabii, hatta 4.1'leri falan gördüm, 4.2'leri gördüm falan filan. Ya ama Kenan, ortalamaya bakarsan 3.3 olmuş. Hatırlasana dostum sen bu XMAX'ten daha çok yakıyor filan evet. Diye dertlenmiştin hatta. Evet. XMAX'ten yani tam ne diyorum işte XMAX'te 3 litreler falan olurdu diye tahmin ediyorum yani o kadar. Ya yani performansı kullanmazsan çok bir şey yapmıyor. Bak şu anda en son sıfırlamıştım aldığımdan beri 10 kilometre olmuş benzinlikten. 2.7 kilometre şu anda. Tabii tabii. Bu yaptığımız yollar. Ben ne yazık ki sıfırlayamadım. Çünkü bilemedim. Bilemedim yakıt aldığım zaman. Onun için şu an 4.5 gösteriyor ama emin olun bunun da 3.5, 3.6, 3.7 tabii, tabii. Yakıtı o civarlardadır. Ekonomik durur çünkü NC gibi az yakıyordur o da eminim. Abi bak 2.3 litreye düştüm yani.
Evet. Şu sürüşle. Şu anda dışarısı 23 derece gözüküyor. Evet. Traksiyonun birini kapatalım. Evet, eski tarihi Ulus Meydanı'na geliyoruz şimdi. Tarihi Ulus'a geldik şimdi. Biz şuradan sağa doğru döneceğiz. Dönüyoruz. Evet, Atatürk heykeli. Şuralar meclisler. Şimdi kaleye doğru gidelim. Evet, meşhur Ulus Meydanı'ndaki anıtımız. Evet. Şöyle. Sinyal. Ben de sinyal bu arada. Bana sinyal derken sen de unutmaya başladın. Alıştın tabii otomatik kapatmaya. Ben de canım ya. Ama işte oğlum bu hafızaya yerleşince gayri ihtiyari oralı olmuyorsun. Bir müddet sonra alışır insan tabii tekrar. Ben hiç alışamıyorum. Evet, şöyle kafamı kaldırdığımda şanlı evet. Türk bayrağımız kalenin surlarında. Şöyle kafayı kaldırıp birazcık sizlere göstereyim. Eski Ankara'ya doğru girişi yaptık şu anda. Şimdi burada Anadolu Medeniyetleri Müzesi var. Çok güzel bir müze. Atatürk'ün kurduğu bir müze. Ben böyle çocukları falan arada bir getiririm buraya. Evet, burası Anadolu Medeniyetleri Müzesi. Çok güzel bir yer. Evet. Evet. Kalenin surlarına geldik. Kalenin girişine. Burada Elimtan Müzesi var. Şurada da Koç Müzesi var. Koç Müzesi de çok güzel bir müze. Kale kapısı. Tavsiye ederim. Divan Pastanesi yan tarafa. Şuraya park edebiliriz. Olur. Bak şu araya. Tamam. Tamam. Polis arabasının yanına. Burası çok güzel. Bizler için adeta yapılmış bir lokasyon. Evet. Kalenin önüne koyalım. Evet. Ankara Kalesi'ne gelmenin en basit yolu motor. Park yeri derdiniz yok. Evet. Evet. Şimdi de güzel bir efsanevi Türk kahvesi içeceğiz. Onun da şeyini çeker, videosunu çekerken özel bir kahve yapıyorlar burada. Hazırlanması 8-10 dakika sürüyor ama çok keyifli. Ondan sonra da şöyle bir girebilirsek motorla içerilere girip biraz görüntü vermeye, sizler için görüntü almaya gayret edeceğiz. Şimdilik durumlar böyle. Şimdi tam Rahmi Koç Müzesi'nin karşısındayız. Evet. Şuradan aşağı doğru belki gideriz. Çok evet. Güzel hanlar o, var buralarda. Hanlar var. Oradan çıkış da var sanki, çıkabiliriz. İnişleri vesaire. Tarihi bir yer. Çok seviyorum ben buralara gelmeyi, hafta sonları özellikle. Evet. Şurada özellikle güzel kahve içmeyi. Bakalım gezeceğiz tekrar. Ondan sonra yavaş yavaş döneriz. Siz daha önce içmediniz değil mi? İçtik işte. Ha tamam, yanmayın diye söylüyorum. Yok. Sıcak. Şimdi şunlar. Damla sakızı reçeli var bunun içinde böyle. Damla sakızı reçelli. Bu da kumda falan pişiyor. Evet. Közde pişiyor. Şey sıcak. Yani evet. Şu porselen sıcak oluyor. Çamak çok keyifli. Şimdi güzel kahvemizi içtik. Şöyle bir nefes aldık. Şimdi geliyor musun abi? Geliyorum, geliyorum. Arkandayım. Şimdi şöyle sağ kalenin bakalım oradan aşağıya aşağı doğru bir gidelim. Hem de size şuraları gösterelim. Şu aşağıya giriş var mı Turan abi? Var, emin var, değilim. Var. Yürü yürü. Emin değilim. Şöyle bir yavaş yavaş gidersek ne olur. Bak şurada tarihi Pilavoğlu Hanı var. Evet. Evet, hem size gösterelim dedik şuraları biraz.
hem de şu aşağıdan girelim istedik. Burada evet, ortada oluk gibi bir şey oluk var. Oluk gibi bir şey var. Gramofon kafe burası. Gramofon kafe, evet. Ben buralara bazen böyle eski plaklar bakmaya geliyorum abi. Buralarda birkaç yer var. Evet, umarım kalenin gezdirebildiğimiz kısmını beğenmişsinizdir. Ya tabi buraya gelip böyle yürüyerek adım adım gezmek lazım. Evet tabi canım, böyle motorla filan değil de. Çünkü çok güzel küçük dar sokaklar var ve o sokakların içinde çok güzel eski hanlar var. Genelde el sanatları, Kenan'ın dediği gibi. Evet. Sanat atölyeleri falan, evet, filan böyle. Hatta girişimci kadınların, evet, yaptığı el işleri vesaire, o tür şeylerin satıldığı dükkanlar. Güzel. Böyle şeyler. Ne yapalım? Efe'ye gidelim mi? Onda ya da. Ne oluyor, olur, ne bitiyor? Olur. Sen bilirsin, gidelim. Evet, burası da çocukluğumuzun en gözde yeri. Gençlik parkımız. Luna Park. Ha, şunlar az bindirdim zamanında ufakken. Çocukluğumuzda çok heyecan duyardık. Annemiz babamız bizi buraya getirecek diye. Hala duruyor. Evet. Hani çalışıyor mu çalışmıyor mu bilmiyorum da. Yazları çalışıyor. Yazları da pandemi, çalışıyor herhalde. Pandemi nedeniyle epeydir çalışmıyor. Yani 2019'dan bu tarafa çalıştığını zannetmiyorum. Böyle hafta sonları abi Gençlik Parkı'ndaydık ya. Dolaşırsın falan. Evet. Bir yandan gazinolardan ses gelir. Zeki Müren'in sesi falan. Böyle sanatçıların sesi. Izgara kokuları, rakı kokuları. Evet. Tavuk çevirmeler, bir şeyler. Dondurmacılar. Evet. Çok güzeldi ya eskiden. Ya ben şunu kilitleyip anahtarı almışım mı üstünden? Cupcake'e baksana. Evet, şu anda yok anahtar üzerinde. Tamam. Çok sıkıntı işte. Onu da niye bir şey yapmamışlarsa. Hoş bulduk. Evet dostlar, Efe Honda'ya geldik. Bakalım ne satıyorlar. Kolay gelsin. Motor var mı yoksa yanlış mı geldik? Kasap mı? Burası kasap mı? Ha, et var mı? Ha, iyi o zaman mesele. Evet dostlar, Efe Honda'dayız sevgili Ümit kardeşimizle. Şakalaştık biraz. Şu boşlukları da bir şekilde doldurmak gerekiyor. Ümitciğim, motor var mı? Motor var. Selamlar herkese. Satmak için şu an elinizde motor var mı abi? Goldwing Beggar'ımız var. Goldwing Beggar'ımız var. Onun dışında yok değil mi? Evet, harika. O da gitti. Dün geldiğinde vardı, bugün yok. Bu hayret. Kısmet işte. Nereye sattın? İstanbul. İstanbul. Hep İstanbul alıyor. Benim motorum da İstanbullular aldı ya. Evet. Arkadaşlar, bu arada bir tane Goldwing Beggar manuelimiz var. 0. Ona ellemek 150 euro. Evet arkadaşlar, bu ikinci eldi bu motor zaten. Afrika Twin L2 manueldi. Bunlar satılmış motorlar. Bir Beggar'ımız varmış. Bunlar da buranın kendi motorları. Şöyle bir girelim bakalım. Efe Honda'nın aksesuar bölümünde neler var? Kolay gelsin. Evet, montlar var. Evet, montlarımız var burada. Softshell'ler var. Kasklar var.
GP kompozit ürünleri geldi artık. Ha, GP kompozit ürünleri gelmiş. Bu güzel havadis. Kenan bir ceket gözüne kestirdi. Ha, bakmaya korkuyorum fiyatlara ben ya. Yani. Bakmıyorum. Kompozit mi hocam? Evet. Ne kadar yapıyor bu? Vallahi bak göstereyim şu anda ne kadar yakıyor. Şimdi burada bir sohbet var, hemen çekelim bunu abi. Bak soru neydi? Ne kadar yakıyor? Benzin sıfırlamışım. Şu şehir içinde dolaşmışım, 2.6 yapmış. Ama aldığımdan beri 4.291 kilometre olmuş, 3.3 yakmış. Ortalama. Yani ortalama 4.300 yakın. Kilometrede 3.3 yakmış. En son şimdi sıfırladım. 25 kilometre önce 2.6. Kaça satıyoruz abi bunların yenilerini? 100? 105 bin lira. 105 bin lira. 105'e satıyoruz ama ikinci el 110-115. Burada yani yetkili satış noktasındaki fiyatı 105 bin lira ama yok motor, piyasada 110-115 o arada. Hazirana kadar motor yok maalesef. Biliyorum. Hazirana kadar Ford'da yok. Hazirana kadar büyük CC motor yok o yani. Temmuz falan. Hadi bakalım görüşürüz. Kolay gelsin Ümit'cim. Gel sen öne gel. Ben öncüm Kenan'ım olmadan şuradan şuraya gitmem. Hazirandan önce 2022 falan yok diyor. Abi Haziran'dan değil. Haziran sonundan önce, Temmuz'dan önce de büyük CC motor yok diyor. Evet tabii. Forza işte Haziran'dan önce yokmuş. Ha evet. Haziran ayında gelecekmiş Forza. Durumlar böyle. Biz de sevgili Kenan'la epeydir baş başa bir çıkıp şöyle sohbet ederek gezememiştik. O anlamda bu gezinti çok güzel oldu. Bizlerle birlikte oldunuz, bu videoyu izlediniz, çok teşekkür ederiz. Lütfen beğenme butonuna basılması meselesi, YouTube'un bu değişik bir algoritması var. Yani ne kadar çok beğeni alırsa önerilen videolar içerisine çıkması ve birçok insana ulaşmamız adına çok önemli bizim için. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. Sizlerle artık daha sık aralıklarla bir araya gelmeye çok arzu ediyoruz. İnşallah güzel gelişmeler olur. Güzel gelişmelerde karşınıza çıkarız. Ama bundan sonra böyle küçük küçük aralıklarla daha sık videolarla karşınızda olmayı çok arzu ediyoruz. En kısa zamanda yeniden bir arada olmak dileğiyle hoşça kalın diyorum. Sözü Kenan'a bırakıyorum. Evet arkadaşlar, kısa bir Ankara gezintisi yaptık. Hem gezdik hem motosiklet mağazalarına dolaştık şöyle bir. Güzel bir gün oldu bizim için. Hava aldık. Bol rüzgarlı havada gerçekten hava aldığımızı hissettik. Tekrar beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın lütfen. Abone olmadıysanız, abone olursanız seviniriz. Tavsiye ederseniz kanalımızı da başka arkadaşlarınıza memnun oluruz. Çok teşekkürler. İyi günler diliyorum ben de.